İyi akşamlar. 1 Kasım Salı Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Terör operasyonları bütün hızıyla devam ediyor. Eli kanlı örgütün sözde sabotaj taburu sorumlusuydu. Güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı saldırının talimatını vermişti. Serhat Harun Kod adlı terörist Ersin Şahin Suriye'de yeni saldırıların planını yaparken hiç planlamadığı bir şey oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı onu buldu ve etkisiz hale getirdi. PKK'nın derik sabotaj taburunun sözde sorumlusuydu. Onu listesine alan MİT harekete geçti. Suriye'de gizlenen o hain etkisiz hale getirildi. Serhat Harun Kod adlı terörist Ersin Şahin, eli kanlı örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttü. Çok sayıda genci kandırıp onları örgüte dahil etmek için çalıştı. Terörist Ersin Şahin, 2017 yılında Suriye'ye geçerek terör örgütünün YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. Bu yıl içerisinde Suriye'nin Haseke bölgesinde sabotaj eğitimi alan terörist, Suriye ve Derik'te sözde sabotaj taburu sorumlusu olarak görevlendirildi. O günden sonra sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine etmeye başladı. Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilen örgüt unsurlarını seçti, donattı ve eğitim verdi. Sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev alan terörist Ersin Şahin, işte bu aşamada her sözde sorumlu gibi MİT'in takibine girdi. Onun attığı her adımı izleyen teşkilat, operasyon için doğru zamanı bekledi. Eylem planlaması maksadıyla bulunduğu Suriye'de yeri tespit edilen terörist Ersin Şahin, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristin etkisiz hale getirilmesiyle eli kanlı örgütün ülkemize dönük eylem planlarına önemli bir darbe vuruldu.